Hamsik kararı nasıl verdiniz? Ya müthiş topçu tabii yani. Hamsik Trabzonspor Kulübü'nün son zamanlarda yapmış olduğu en rahat transferlerden birisi. Nasıl yani rahat? Şöyle e, bir de şunu söyleyeyim e, hani. E, Çok memnunsuz tabii değil mi, performansından. Kesinlikle. Yani sadece şey değil yani iyi bir oyuncu değil yani Öyle mi? inanılmaz bir karakter. İnanılmaz bir atlet, atlet sadece futbolcu değil her yönüyle müthiş bir karakter. Ee, zaten transfer e, döneminin de o kadar rahat geçmesi onun nasıl bir insan olduğunu çok açık Nasıl rahat derken neyi kastediyorsunuz? Şimdi şöyle e, şunu da söyleyeyim. E, bütün oyuncular bu transfer ettiğimiz bütün oyuncuların e, video konferans e, sistemiyle e, hocayla saatlerce birebir konuşmaları var. Transferden önce? Transferden önce. Hoca anlatıyor. Benim sistemim bu. Seni şu şekilde kullanmayı düşünüyorum takımın hedefleri bu, kentin yapısı bu, bu bu bu. Oyuncu kafasındaki soruları soruyor. Yani o da artık anlıyor ki ben doğru yere geliyorum. Ya da hayır, burası bana uymuyor, ben kalkıp ne bileyim işte, Paris Saint Germain'e ya da Barcelona'ya gideyim. Ee, bu bu da çok önemli bir ayrıntı. Ee, Hamsin ismi gündeme geldiği zaman e, uzun süre e, hocayla yine böyle video konferans görüşmeleri. E, onun e, Hamsik futbol oynamak için geldi Trabzonspor'a. Yani Çin'den ayrılıp Göteborg'a geldiği zaman Göteborg'dan para almadı. Sadece orada oynamak, kendisini formda tutmak, oradan da e, Avrupa e, Şampiyonası finallerinde takımının başında, milli takımın başında kaptan olarak sahaya çıkmaktı. İşte biz Göteburk'tayken e, kendisiyle görüştük. E, hoca görüştü daha sonra, e, takımın hedeflerini anlattı. ...vizyonunu anlattı... ...şehri anlattı... ...daha sonra... ...biz devreye girdik finansal olarak... ...kendisi bir rakam talep etti... ...biz onu veremeyiz... ...en fazla verebileceğimiz para... ...budur dedik... ...takımda en yüksek maaş alan oyunculardan birisi de o... ...üst limitten... ...şöyle söyleyeyim... ...ikiletmedi... ...tamam dedi... ...ve çok da düzgün bir menajeri var... Hatırlar mısınız? Fenerbahçe'nin hocası vardı, Vengloş, Macar. Tabii. Vengloş'un oğlu, Hamsi'nin menajeri. O da son derece uyumlu, çok beyefendi bir insan. 2-3 yani saat içerisinde bitirdiğimiz bir transfer oldu. Hiç pazarlık yapmadı.